herkese merhaba. Dikiz Burcu'ndan bu sefer açık havadan size merhaba diyoruz. Üzerinde görmüş olduğunuz elbiseyi, dikim aşamalarını, ayrıntılarını, püf noktalarının hepsini anlattığım videoma hoş geldiniz. Hadi şimdi hep beraber bu elbiseyi dikelim. Selamlar ve sevgiler dikiş sınıfından. Bu kez dikiş evinden olacak. Çünkü ilk kez evimde kesim, yani YouTube'da ilk kez evimde kesim yapacağım. Şimdi size 2021 Temmuz sayısından bulduğum çok güzel bir elbise modelinin kalıbını çıkardım. Onu göstereceğim. Bu da benim kumaşım. Esnek bir kumaş, viskon penye karışımı. İki parçalı bir kumaştı. Parça kumaştı, elimde vardı. Evde birkaç kumaşa denedim ve bundan çıktı. Çok uzun uzun kesim videoları anlattığım için, kalıp videoları anlattığım için bu kez çok uzun kalıp yerleştirme ve kesim videosu anlatmayacağım. Bir yandan size bahsederken bir yandan da dergiyi göstereyim. Şöyle modellere bir toplu bakış yapalım. Bu kez kumaşımı keseceğim ve daha dikim aşamalarına daha çok ağırlık vererek bahsedeceğim. Geçmiş sayılarımızda, geçmiş videolarımızda daha doğrusu affedersiniz, çok fazla kumaş yerleştirme ve kalıp kesim konusu anlattığım için, çok uzun anlattığım için şu elbiseyi dikeceğiz bu arada. Kısası da var, uzun da var. Şimdi uzunluğu keseceğiz. Anlattığım için bu kez çok uzun uzun anlatmak istemiyorum. Işıktan parlıyor. Şöyle çevireyim. Modelleri gördünüz. Şimdi de elbiseyi size göstermek istiyorum. Elbisemiz de çiçek deseni trendy olarak bu elbise olacak. Gayet şık, rahat, yaz ayları içinde uygun bir elbise. Şimdi kumaşımı yerleştirdim. Dediğim gibi iki parça kumaştı. Şöyle ayağa kalkarak göstereyim size. İki parçalı bir kumaştı. Kalıplarımı yerleştirdikten sonra tabii bütün işaretlerini, yüzba iplik işaretlerini aldım. Şimdi kalıbımı iğneleyeceğim. Yani kalıplarımı kumaş üzerine iğneleyeceğim ve kesimini yapacağım. Evet hanımlar, elbisemi kestim. Parçalarımı eşleştirdim. Şimdi iğneleyip overlock'unu çekip birleştirmek kalıyor geriye. Overlock'la birleştireceğim. Çünkü bu bir dokuma değil, örme kumaş. Yani penye kumaş olduğu için rahatlıkla overlock dikişini yapabilirim birlikte. Size bir şey söyleyeyim. Yerde kesene kadar akla karayı seçtim. Çünkü alışmışım artık atölyede çalışmaya. Atölyede çalıştıkça da evde çalışmayı unutmuşum. Evde çalışanların, yeri müsait olmayanların Allah yardımcısı olsun gerçekten. Masamda başka bir kumaş seriliydi. Üşendim ve bin pişman oldum bu üşengeçli. Giyimde üşenmenin sonucunu görüyorsunuz işte. Gerçi sağ salim kestim ama elbiseyi bir daha göstereyim. Belki bir daha göstermeyi unutabilirim size. Masamı boşalttım tabii ki bunu size göstermek için. Keşke az önce boşaltsaydım. Gölgem de çıkıyor, şöyle göstereyim. Ön ve arka ikişer parçadan oluşuyor hanımlar. Ön orta parça şu, ön yan parça bu. Bu da arka parça, burası da yan arka parça. Şu parçam da fırfır parçası. Şimdi bunları birleştireceğim. Önce arka ortasını birleştireceğim. Şurada gördüğünüz. Aslında arka ortası kumaş katıydı ama kumaşım vermediği için ben dikişli yapıyorum. Bunda ön ve arka ortası kumaş katı. Şuraya bir büzgü alacağız. Büzgüyü nereden nereye alacağımızın yeri belli. Bunu da buraya birleştireceğiz şimdi. Hatırlatın da bir daha evde çekim yapmayayım. Alışmışım şeye, atölyeme. Arka parçaları şöyle birleştirdim. Çünkü hem ışığı ayarla, hem elin gölge yapmasın, onu ayarla. Tripodu da kurmuyorum çünkü bir sürü açı değiştirmem gerekiyor. Şimdi burası elbisenin arkası, sırt kısmı. Şurası lastikle büzülecek. Şöyle bir godeli şey olacak. Burası da elbisenin üst kısmı, birleştirdim. Şöyle bir görüntü olacak. Şöyle açıyorum. Sonra bunları overlock'la birleştirdikten sonra ben ne yapacağım? Şuralardaki büzgüyü alacağım. Şöyle büzeceğim. Arkayı büzeceğim. Askılarını hazırlayacağım. Ve elbiseyi bitireceğim.
Atölyeme kavuştum. Şimdi artık overlock'ta overlock dikişini ayarlayacağım. İlk oturduğumda overlock'un dikişi şu şekildeydi. Şimdi bu kumaşa en uygun overlock dikişini bulup birleştireceğim. Evet, uygun dikişimizi bulduk. Esnek bir kumaş, gördüğünüz gibi çok da güzel bir kumaş. Şimdi devam ediyoruz. Tek elle çekim yapamıyorum arkadaşlar. Tripodu da kuramadım. Çekiyorum. Şimdi şu an birleştiriyorum. Şurada hatırlatmak istediğim bir şey var. Düz dikişle birleştirirken olsun, overlockla birleştirirken olsun, elbisenin hep daima üstünden aşağıya doğru, yani elbisenin üst kısmından, bluzun üst kısmından hep aşağıya doğru. Buradan yukarıdan başladım, aşağıya doğru yaptım. Öbür taraf aşağıdan kolay geldi, yukarıya doğru yaptım gibi bir şey yapmayacaksınız. Gene elbisenizin düzgün gözükmesi ve ara ütüde hazır giyim gibi gözükmesini sağlayan, hazır giyim derken tekstilin abuk subuk şeylerinden bahsetmiyorum, tasarım giysilerinden bahsediyorum, gözükmesi için bu kurala dikkat edeceksiniz. Overlock ayarlarını gösteriyorum. Bu kumaş için şöyle. Elbisemi birleştirdim, kontrollerimi yaptım, ütüledim. Şimdi şu şekilde göstermeye çalışayım. Burasına askı gelecek şuralardan, pervazla temizlenecek şurası. Arkasında ise düz bir yer var elbisenin arkasında. Burası da katlanacak. Lastik için tünel yapılacak ve buraya da lastik dikilecek. Şimdi sırasıyla yavaş yavaş onları yapacağız. Askı parçalarımı hazırlamaya, pervaz parçalarımı hazırlamaya başlıyorum yavaş yavaş. Çok bol, oversize ve rahat bir elbise olacak. Şimdiden giymek için de sabırsızlanıyorum. Askımın ilk aşaması olan verev biyelerimi kestim. Biraz kalın kestim. Biraz kalın yapmak istiyorum. Aslında modelde yok. Ama ben bu askı üzerine şu fırfırlı parçaları tutturacağım ki net otursun. Diğerini de yapabiliriz aslında. İsteyen öyle yapar, isteyen böyle yapar. Aşama aşama göreceğiz şimdi. Evet, tünel kısmımı diktim. Şimdi içinden lastiğini geçireceğim. Tüneli sadece elbisenin arkasına diktim. Tünelden lastiklerimi geçirdim ama sabitlemedim. Çünkü küçük bir prova yaptıktan sonra sabitlemeyi düşünüyorum. Askılarına yapacağım, ayarlayacağım. Üzerimde tam oturttuktan sonra da elbisemizi bağlayacağız. Şimdi buraya fırfırlar gelecek. Normalde fırfırları şöyle yapmıştı dergi. Direkt böyle dikmişti. Ama ben rahat olması, rahat kullanımının olması açısından şu askıların üzerine fırfırları yerleştirmeyi düşünüyorum. Böyle askılar hazırlamıştım biliyorsunuz. Onu buraya bant gibi dikmeyi düşünüyorum. Bantlı askı yapmayı düşünüyorum. Hadi şimdi onu yapalım. Fırfır parçalarımın iki tarafına overlock çektim. Yani kıvıran overlock'tan çektim. Bant parçalarımı hazırladım. Şimdi bu bant parçalarının üzerine ölçerek fırfırlarımı eşit olarak ya büzerek ya da pilili olarak dağıtacağım. Evet, iki tane askımız var. 60'ar santim bu askılar. İki tane şöyle volanımız var. Askı yoktu dediğim gibi kalıp üzerinde. Ben böyle bir tasarım yapıyorum. Rahat giyip çıkarabilmek için. İğneledim. Yeğe şuradan da teyellemeye başladım. Şu şekilde teyelledikten sonra askılarımı takacağım. Askılarımız da hazır. Teyelledik, ütüledik. Arkasında şöyle bir bant var. Bant bizim bunu rahat takmamızı sağlayacak. Şurasını tersten göstereyim. Şurasını düzden göstereyim. Şimdi kalıpta elbisenin şurasında da bir güzgü var. Hafifçe yakalının şurasını güzeceğim. Daha sonra da buraya getirip askımı yerleştireceğim. Söylediğim yeri büzdüm. Şimdi getirip bunu buradan koyacağım. Bunu da getirip buradan koyacağım. Bunlar da arkaya doğru gidecek. Hem askı hem kol görüntüsünü verecek. İğneledik. Makinesini çekeceğiz. Burası da önün kol kısmına dönen yeri. Elbisemin askılarını da diktim.
yerini belirledim. Arkadan şöyle. Şimdi askılarımı sabitleyeceğim. Lastiğimi sabitleyeceğim. Etek ucunu bitireceğim ve elbisemiz giyilecek hale gelmiş olacak. Bunu size manken üzerinde hiç göstermediğimi fark ettim. Şöyle geri geri geliyorum. Arkamda kim varsa çekilsin. Şöyle. Yandan böyle gözüküyor. Önden de şu. Gayet şık ve güzel bir elbise oldu. Bu modele de bu kumaş, bu esneklik son derece iyi oldu. Bu kumaş önerisi, yani esnek penye viskon karışımı güzel oldu. Evet, elbisemizin bitmiş hali budur hanımlar. Biliyorsunuz ki sırtında şöyle düz bir askı vardı ama biz bunu çapraz yaptık. Çünkü askının bu hali çok daha güzel oldu, çok daha hoşumuza gitti. İnşallah beğenmişsinizdir, inşallah dikersiniz. Dikiş sınıfında kalın, sevgiyle kalın. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.